İslam medeniyetinin büyüklüğünden bahsederken aklımıza gelen İslami ilimler ve bilimsel araştırmanın ilkeleri gibi temel faktörler tümüyle eski uygarlıklara bağlıdır. Ancak her medeniyette olduğu gibi İslam'da da asıl önemli olan tek tek unsurlar değil, onları kendi canlı organizmasında birleştiren sentezdir. Bildiğimiz şekliyle İslam medeniyeti Yunan mirası olmadan var olamazdı. İslam felsefesi fikri, ülkemizdeki Türk tipi İslamiyeti yaşayanlar için olmasa da dünya genelindeki birçok Müslüman için sorunludur. Çünkü özellikle Sünni İslam felsefeyi hoş karşılamamıştır. Gelenekçiler felsefeyi yabancı bilim olarak tanımlamış, sapkınlığa, şüphe ve inançsızlığa yol açtığını iddia etmiştir. Haksız da değillerdi çünkü filozofların birçoğu Sünni İslam'dan uzak görüşler geliştirmiş, özellikle Sünni İslam'a karşıt tutum sergileyenlerin bir kısmı kendini Greklerden aşina olduğumuz tabirle aklın yoluna adamışlardı. Yani İslam felsefesinin hikayesi kısmen akıl ile vahiy inancı arasındaki gerilimin hikayesidir. Yunan bilimsel eserlerinin tercümeleri Emeviler döneminde yapılmaya başlanmış olsa da Yunan felsefe ve biliminin tercüme edilmesini teşvik eden, destekleyen kişi Abbasi halifesi El-Me'mun'du. Özellikle tıbbi ve astronomik bilgiye duyulan ihtiyacın etkisiyle çevirilerin yapıldığı Bilgelik Evi adında bir kurum bile kurmuştu. Aristoteles ve onun yorumcuları olan Themistius, Kilikyalı Simplikios ve Afrodisyaslı İskender'in çalışmaları, Platon'un Diyaloglar, Devlet ve Yasaları, Platonios ve yeni Platoncu düşünürlerden Proklos ile Porfirios'un, Galen, Hipokrat, Arşimet, Öklit ve Batlamyus gibi bilim ve felsefeye yön vermiş ünlü isimlerin eserleri Arapçaya çevrilmişti. Çeviriler ile edinilen bilgiler entelektüel merakın artışında büyük rol oynamıştı. Çevirmenlerin çoğu Hristiyandı. İstisna teşkil eden isimlerden biri Sabit bin Kurra idi. Kendisi özgürlükçü felsefi görüşleri yüzünden Harran'daki paganlarla sorunlar yaşayan bir pagandı. İslam öncesi Arapların tamamı İslami propaganda ile beyinsiz, vahşi insan topluluğuymuş gibi anlatıldığından muhtemelen duyacaklarınız size tuhaf gelecektir ki bir pagan olan Sabit bin Kurra matematikçi, hekim ve filozoftu. İslam felsefesinin doğudaki ilk dönemi 9 ila 11. yüzyıllar arasında şekillenmişti. Bu dönemde öne çıkan isimler El-Kindi, Farabi ve İbn Sina'ydı. Bu dönemdeki felsefi görüşleri yeni Platoncu metafizik, doğa bilimi ve mistisizminin Galen ve Proklos ile zenginleştirildiği bir sentez olarak tanımlayabiliriz. El-Kindi, Yunan felsefesinin sunduğu bilgi ve görüşler ile Kur'an'da yazanlar arasında temel bir anlaşmazlık, çatışma olmadığına inanan biri olduğundan ikisini bir araya getirip uzlaştırmak için hayli emek harcamıştı. Genel olarak İslam'ın temel ilkelerinin çoğuna inanmış, bunları aktif olarak savunmuş biriydi. Ancak biliyoruz ki İslam felsefesi içinde yer almış olan tüm isimler dine bu denli bağlı değildi. Felsefenin verdiği araştırmacı ruh, İslami inancın temel ilkelerinin sorgulanmasına neden olmuştu. Örneğin Yunan felsefesine ilgi duyan Mutezile'nin rasyonalizmi ve felsefi araştırmaları ile şüpheciliğe yönelen El-Kindi'nin öğrencisi, gezgin ve tarihçi olan Ahmet bin El-Tayyip Es-Serahsi, sapkın fikirlerini açık bir şekilde konuşup tartıştığı gerekçesiyle 899 yılında halifenin emriyle idam edilmişti. Biruni'ye göre Serahsi, peygamberlere şarlatan imasında bulunarak saldırdığı birçok risale yazmıştı. Farabi'ye gelirsek,
onun yeniden dirilişe yer bırakmayan, ölümden sonraki yaşam anlayışı, İslam'la bağdaşmayan yönlere sahipti. Aristoteles'in öğretilerini takip eden Farabi, ölümsüzlüğü yalnızca ruhun entelektüel kısmına atfetmişti. Ona göre yalnızca belirli bir zihinsel kavrayış ve mükemmelliğe ulaşmış erdemli ruhlar mutluluğu, kurtuluşu bulacaktı. Erdemli ruhlar ölümden sonra bireyselliklerini kaybederek cennetin krallığının aktif aklının birer parçası olacaklardı. Bu seviyeye erişememiş diğer ruhlar ise yeniden doğuş döngüsünden geçecek veya bedenle birlikte yok olacaklardı. Farabi'nin geç yeni Platoncu kuramsal düşünceden türetilen aktif akıl görüşü, tek tanrıcılığın katı savunucuları için ciddi sorunlar taşıyordu. Çünkü Farabi, aktif aklı ayrı bir metafizik varlık, ayın üzerindeki manevi dünya ile insan aklı arasındaki bir tür aracı olarak görüyordu. Böylece insan aklı ve hayal gücü ilahi olan ile bağlantılı hale geliyordu. Aktif akıl savunması ve peygamberliği felsefeye tabi tutması onu birçok Müslümanın gözünde şüpheli kılmıştı. Farabi'ye göre yalnızca akıl yetisinin mükemmelliği insanı mutluluğa götürecektir. İlahi aklın evreni yönetmesi gibi insan hayatını da akıl yönetmeli ve kontrol etmelidir. Farabi, felsefeyi teoloji için kullanılan bir araç olarak atamakla kalmamıştı. Onun felsefi sistemindeki herhangi bir çatışmada son kararı verecek olan hakem, ayetler değil, akıldı. Zekeriya Er-Razi, belki de doğudaki en büyük özgür düşünürdür. Zamanının en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Matematik, felsefe, astronomi, edebiyat ve belki de simya okuduğu Tahran'ın yakınlarındaki Rey kentinin yerlisidir. Tüm dinleri reddetmiş, özellikle peygamberlik ve vahiy kavramlarına yönelik eleştirileriyle tanınmıştır. Çünkü Müslüman değil, deisttir. Biruni, Razi'nin kendi döneminde var olan hiçbir dine inanmayan, kendi icat ettiği bir dini, görüşü benimseyen ve yaymaya çalışan biri olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Razi, daha sonraları göreceğimiz gibi İranlı filozof Ebu'l-Abbas İran Şahri'nin tüm dinleri reddetmesinde etkili olmuş olabilir. Razi o zamanlar büyük bir öğrenim merkezi olan Bağdat'ta tıp ve ilaçları öğrenmişti. Kütüphanelere ve donanımlı hastanelere erişimi vardı. Hatta daha sonra bunlardan birini yönetmişti. Matematik dışında çok çeşitli konularda 200'ü aşkın eseri vardı. En büyük tıbbi eseri üzerinde tam 15 yıl çalışıp bitiremediği, ölümünden sonra öğrencileri tarafından derlenen ve 1279'da Latince'ye çevrilen 25 ciltlik dev bir eser olan El-Havi idi. Bir bilim insanı olarak kesinlikle dogmatik değildi, empiristti, yani deneyici, görgücüydü. Hastalarının durumunu, ilerleyişini, hastalıklarını ve tedavi sonuçlarını kaydettiği klinik kayıtları da bunu açıkça göstermekte. Çiçek, kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar, kalp ve nefes alma gibi konularda belki de en eski incelemeleri yazmıştı. Ek olarak cilt hastalıkları, diyet, eklem hastalıkları, yüksek ateş, zehirlenme gibi birçok konu üzerine makaleler yazmıştı. Söz konusu kimya olduğunda yine empirik bir yaklaşıma sahipti. Kimya konusunda tüm gizemli, okültist saçmalıklardan kaçınmış, bunun yerine maddelerin ve tedavi süreçlerinin sınıflandırılmasına odaklanmıştı. Bir simyacının aksine gerçek bir kimyagerdi. Onun felsefi tutumu hiçbir otoritenin eleştiriden uzak olamayacağı yönündeydi. Bu yüzden ilgi duyduğu her alanda geleneğe ve otoriteye meydan okumuştu. Sokrates, Platon, Aristoteles, Hipokrat ve Galen'e büyük saygı duyuyor olsa da onları eleştirmekten korkmuyor, çekinmiyordu. Daha iyi bildiğine inanıyorsa
onların felsefi sonuçlarını değiştirmekte tereddüt etmezdi. Bir hastalığı tedavi ettiğinde önce Yunan ve Hint kaynaklarında, daha sonra kendinden önceki Arap doktorların eserlerinde bulabildiği her şeyi özetler ve kendi görüşünü eklemekten geri kalmazdı. Sokrates için imamımız diyor, sık sık akla atıfta bulunuyordu. Örneğin bir yazısında şöyle der: "Akıl, Allah'ın bizdeki en büyük, bizim için en faydalı ve en değerli nimetidir. Akıl vasıtasıyla biz, akıl sahibi olmayan hayvanlara üstün olduk, onlara sahip olduk ve onları bize ve kendilerine faydalı olabilecek şekilde kullandık. Yine akıl vasıtasıyla biz, bizim durumumuzu yükselten, hayatımızı güzelleştiren, rahatlaştıran şeylerin hepsini de elde ettik. Akılla isteklerimize ulaşırız. Onunla ulaşabileceğimiz şeylerin en büyüğü ve en faydalısı olan Allah'ın bilgisine ulaştık. Nefsi arzuları akla musallat etmemeliyiz. Çünkü arzular aklın afeti ve bulandırıcısıdır. Onu yol, amaç ve doğrultusundan saptırır." İslam'ın yoktan var olma inancını reddediyordu. Ona göre dünya zamanın sonlu bir anında yaratılmıştı ama yoktan var olmamıştı. İslam'ın tevhid inancına aykırı olarak 5 ebedi ilkenin varlığına inanıyordu. Bunlar yaratıcı, ruh, madde, zaman ve uzaydı. Bilgisiz ruh maddeyi arzulamış, Tanrı onun sefaletini hafifletmek için onu maddeyle birleştirerek dünyayı yaratmış, sonunda acılarından ancak madde ile olan birliğine son vererek kurtulacağını öğretmek için akıl vermişti. Ruh bunu kavradığında dünya yok olacaktı. El-Tıp el-Ruhani adlı etiğinde, yani ahlak biliminde, bu tür eserlerde yaygın görülen durumun aksine bir kez bile Kur'an'a veya peygamberin sözlerine başvurmamıştı. Bu yüzden Razi'nin tutumunu hoşgörülü bilinmezcilik ve entelektüel hazcılık olarak tanımlayanlar olmuştur. Razi, çileciliği onaylamaz, kişinin tutkularını akıl yoluyla kontrol etmesini, dizginlemesini söyler ve ılımlı olmayı savunur. Platon'un Filebus adlı çalışmasının etkisiyle kendi haz ve acı teorisini geliştirmiştir. Ona göre durum şudur: haz olumlu bir şey değil, normal koşullara dönüşün basit bir sonucudur. Tıpkı Epikür gibi ölüm korkusunu akıl yoluyla bastırmaya çalışır. Bunu yaşlılığında yazdığı şu şiirinde görmek mümkün: "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Çürüme elini kalbimin üzerine koydu ve bana gitmem gereken günün yaklaştığını fısıldadı. Nereye gideceğimi ya da buradan kaçıp hızlandıktan sonra ruhun nereye gideceğini bilmiyorum. Bedensel yuvası boşa gitti. Ben öldüğümde yaşayacak." Şimdi gelelim sapkın damgası yediği durumlara. Kimi söylemleri yüzünden Müslümanlar tarafından kınanmış İbni Hazm, Nasır-ı Hüsrev, Kirmani ve Biruni'den tepki almış, kendisi için zındık ve mülhit denmişti. Çünkü eserinde kurtuluşun ancak felsefe yoluyla mümkün olduğunu öne sürmüştü. Karartılmaya çalışılan yazılarının çoğu günümüze ulaşamadı. İnsan yaşamanın din değil, felsefe ve akıl aracılığı ile iyileşebileceğine inanan Razi, belki de Orta Çağ'daki en şiddetli din eleştirilerinden birini yapmıştı. Sözleriyle yalnızca İslam'ı değil, tüm dinleri sert bir şekilde eleştiriyordu. Ona göre tüm insanlar doğaları gereği eşittir ve körü körüne inanarak küçümsememeleri gereken eşit akıl yetisine sahiptir. Akıl ayrıca insanların bilimsel gerçekleri anlamasını, algılamasını sağlar. Razi'nin uzun sakallı tekeler diye tanımladığı peygamberler, Tanrı'dan bir mesaj geliyormuş gibi davranarak yalanlarını dillendirir ve kitleleri Efendinin sözlerine körü körüne inanmaya zorlayarak kendilerini tüketirler. Peygamberlerin mucizeleri hile
ve sahtekarlıktan, bunlara dair anlatılan yalanlardan ibarettir. Peygamberlerin söylediklerinin yanlış olduğu birbirleriyle çelişmelerinden de bellidir. Biri diğerinin reddettiğini onayladığı halde her biri gerçeğin tek kaynağı olduklarını iddia eder. Bu yüzden İncil Tevrat ile, Kur'an İncil ile çelişir. Kur'an ise dili, üslubu ve çok övülen belagati ile kusursuz olmaktan çok uzak, taklit edilemez olduğu söylenen saçma ve tutarsız masalların karışımından başka bir şey değildir. Gelenek ve görenekler, öğrenme tembelliği gibi durumlar nedeniyle insanlar dini liderlerini körü körüne takip etmişlerdir ve insanlık tarihini kana bulayan savaşların tek sebebi dinler olmuştur. Ayrıca dinler, felsefi düşünceye, teorilere ve bilimsel araştırmalara düşman olmuşlardır. Sözde kutsal yazılar, değersiz olduğu gibi yarardan çok zarar verirken, Platon, Aristo, Hipokrat ve Öklit gibi isimlerin yazıları insanlığa çok büyük katkı sağlamıştır. Dini önderlerin etrafında toplananlar ya gerizekalılar ya da kadın ve ergenlerdir. Din gerçeği boğar ve düşmanlığı besler. Bir kitap kendi başına hak vahiy olduğunu ispat edebiliyorsa, tıp ve mantık risaleleri böyle bir iddiayı Kur'an'dan çok daha iyi gerekçelendirebilir. En çok eleştirdiği konu peygamberlikti. İlk olarak ona göre hakim ve rahim olan Allah'ın toplum içinden kimi insanları üstün yeteneklerle donatıp peygamber olarak seçmesi, tüm insanları ona muhtaç kılması, böylece onu herkesten üstün yapması insanlar arasındaki eşitliği bozmaktaydı. Çünkü yüce yaratıcı hikmeti gereği insanlar arasında ayrım yapmadan herkesi eşit yaratmaktaydı. Ayrıca Allah'ın peygamber göndermesinin insanlar arasında dini ayrılığa, dolayısıyla savaş ve düşmanlığa neden olduğunu, bunun da hikmetine uygun düşmediğini söylüyordu. Her şeye kadir olan Allah, ayırt etmeksizin tüm kullarına yararlı ve zararlı şeylerin bilgisini ilham etmeli, onları birbirinden üstün tutmamalıdır. İkinci olarak, felsefe insanı araştırmaya yöneltiyorken, dine, peygamberliğe, dinin getirdiği hurafelere inanan insanlar, doğal olarak felsefi düşünceden uzaklaşıp taklide yönelmekte, araştırmayı, din üzerine düşünmeyi, yasaklama eğilimi gütmektedirler. Üçüncü olarak İsa Allah'ın oğlu olduğunu, Musa Allah'ın oğlu olmadığını, Muhammed kendisinin de diğer insanlar gibi yaratılmış olduğunu iddia ederek birbirlerini yalanlamaktadır. Üstelik kutsal kitaplar çelişkiler barındırmaktadır. Tanrı, peygamber, din, alem konularında ortaya koydukları sözler birbirleriyle çelişmekte, haliyle tanrısallığa uymamaktadır. Çünkü kaynakları tek ise ve söylendiği gibi o da Allah ise hiçbir söylemlerinin çelişmemesi gerekirdi. Dolayısıyla peygamberlik batıl bir inançtır. Dördüncü olarak Allah aracılığı ile peygamberlerin gösterdiği söylenen mucizelerin benzerleri pekala böyle iddiaları olmayan kahinler tarafından da gösterilebilmektedir. Ayrıca mucize anlatıları sayıca çok az kişi tarafından nakledildiği için belki de gerçekte hiç olmamış, abartılıp süslenmiş, uydurulmuş anlatılardır. Son olarak Razi'ye göre Kur'an'ın az sözle çok şey anlattığı iddiası asılsızdır. Çünkü sonraları sözle inandırma yeteneği ve dil kurallarına uygun, anlam ve uyum bakımından pürüzsüz, anlatım konusunda Kur'an'dan daha mükemmelinin ortaya konması mümkündür. Ona göre Kur'an metinlerinin ilmi olarak bir faydası olmadığı gibi, herhangi bir konuda delil alınamayacak kadar çelişkili söylem ve önermelerle doludur. Ne hikmetse koskoca doğuda gerçekleşen aydınlanmadan, minicik bir ışık ile nasiplenebilen Arap coğrafyasındaki zoraki, ufacık gelişmeleri İslam aydınlanması diye adlandırarak,
çarpıtarak anlatan Müslümanlar, Razi'nin bu görüşlerini asla dile getirmiyorlar. Aksi halde sahip çıkarak övünebilecekleri önemli bir karakteri kaybetmiş olacaklar, değil mi? Söylemeliyim ki kimilerine göre bunlar Hatim er-Razi gibi kimi düşmanları tarafından imameti reddeden Zekeriya er-Razi'yi karalamak için yapılan çalışmaların ürünüdür. Yani hadis hafızı Ebu Hatim er-Razi'nin, Kirmani ve Nasır-ı Hüsrev gibi isimlerin Zekeriya er-Razi'yi karalamak için bu sözleri onun sözüymüş gibi uydurdukları öne sürülüyor. Kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Neden derseniz, söz konusu kişiler görüşleri ne olursa olsun Allah'a inanan, hayatlarını bu yolda harcamış insanlar. Dolayısıyla yalan söyleme veya karalama amacıyla Razi demiş gibi yazarak kendi elleriyle Allah'a laf edecek kadar ileriye gitmişler midir? Çok mantıklı gelmiyor. Yine de doğru olabilir, haklı olma ihtimalleri var, belki de dedikleri gibi olmuştur diyelim. Fakat bu iddiayı dillendiren insanlar nedense kişilerin inancının 70'inde bile değişebileceğini, tarihin bu türden onlarca örnekle dolu olduğunu, dolayısıyla aynı ihtimal oranında bunların gerçek olabileceğini de görmezden geliyorlar. Farabi'den oldukça etkilenen İbn Sina, mecazi yorumlar ve kinayeler yoluyla felsefe ve dini uzlaştırmaya çalışmıştı. O, yalnızca bedenin diriltilmesi veya ruh ile bedenin birlikte diriltilmesi fikirlerini kesin bir şekilde reddetmişti ki, bu durumda bir yamyam tarafından yenen kişiye ne olacaktı? Ona göre insanın kişiliği bedenden değil, ruhtan oluşuyor ve bedenin ölümünden sonra kişilik hayatta kalıyordu. Belki de Aristoteles ve yeni Platoculuğun karışımı olan İbn Sina öğretileri Arap coğrafyasında hakim olabilseydi, İslam'ın günümüze uzanan tarihsel sürecindeki kimi karanlık anlar hiç yaşanmamış olabilirdi. Diğer yandan birçok ilahiyatçı İbn Sina'nın tehlikeli mecaz ve kinayelerle dolu girişimlerini kabul etmemişti. Kitleler için bir hakikate ve sofistike olanlar için başka bir hakikate sahip olmanın gerekliliğinden bahsetmeye başladığında, tutucu Müslümanlar bu türden ikili konuşmanın sonunun nereye varacağını tahmin ederek bunu da kabullenmemişlerdi. Onlara göre tek güvenli yol Kur'an'ın hakikatine dönmekti. Gazali, Arap coğrafyasında kimilerince Muhammed'den sonra en büyük Müslüman olarak anılır. Aristoteles'in görüşlerinden çok etkilenmiş, yeni Platoncu yöntem ve kavramları kullanarak temel Sünni dogmalarını savunmuş, bunları yaparak İslami teolojiye felsefi bir temel sağlamış ve tasavvufu bir doktrin haline getirmişti. Diğer yandan ünlü eseri Filozofların Tutarsızlığında öğretileri İslam ile örtüşmeyen filozoflara saldırıyordu. Kimilerine göre Gazali, İslam'ın Yunan felsefesi ve akılcılığı ile olan aşkına son veren ve dogmanın kölesi olan bir teolojiyi yüce kılmış bir gericiydi. Fakat İslami batıda Yunan geleneğinde felsefe en az 1200 yılına kadar devam etmişken, Gazali 1095'te yazmadan önce felsefe doğuda başka nedenlerden dolayı zaten gerilemişti. Dolayısıyla İslam'a Yunan etkisiyle girmeye başlayan felsefenin ortadan kalkmasından tek başına Gazali'yi sorumlu tutmak çok doğru bir tutum olmayabilir ama büyük katkısı olduğu su götürmez bir gerçek. Çünkü onun kuramsal düşünceleri kınaması İslam coğrafyasında zor bela yeşermeye çalışan entelektüelliğe bir dönüm noktası yaşatmış, boynuna kocaman bir balta indirmişti. Söylemlerinden dolayı doğuda felsefe ile din arasında mücadele sona ermiş, felsefe ve sorgulamanın yerini vahiy doldurmuştu. Filozofların Tutarsızlığı adlı çalışmasında filozoflar hakkında
Onların küfürlerinin kaynağı Sokrates, Hipokrat, Plato ve Aristoteles gibi korkunç isimleri duymalarına dayanıyordu, diye yazmıştı. Müritleri de felsefeciler ve görüşleri hakkında ilimlerinin taşkınlığı ile şeriat ve akideleri nasıl inkar ettiklerini, dinlerin ve inançların ayrıntılarını nasıl reddettiklerini, bunların uydurma kanunlar ve süslenip püslenmiş hileler olduğunu yazıyorlardı. Gazali, filozofların argümanlarını 17 noktada sapkın bulurken, 3 noktada onları kafir olarak görüyordu. Hatta filozoflardan bu görüşleri alanların idam edilmesini istemekten de çekinmiyordu. Filozofları kafir olarak gördüğü 3 nokta şunlardı. Birincisi, alemin ezeli olup olmadığı meselesinde bütün maddelerin ezeli olduğunu beyan ediyor olmalarıydı. Çünkü filozoflar yoktan yaratılmayı inkar etmişlerdi. İkincisi, Allah'ın insanların başına gelen belirli olayları ilminde kuşatmadığı yönündeki iddialarıydı. Üçüncüsü, bedenin diriltilecek olmasını inkar etmeleriydi. Dolayısıyla Gazali, Müslümanları sorgusuz, sualsiz kabul edilmesi gereken bir Kur'an inancına geri götürmüştü. Böylece Müslümanlara vahye boyun eğmeleri emredilmiş, Mutezile'nin elde ettiği ufak kazanımlar hiç edilmişti. Kur'an'daki insan biçimli ayetler, şehvetli hurilerin insanları beklediği cennet olgusu ve patolojik azap tasvirleri harfi harfine sorgulanmadan kabul edilmeliydi. Hepsinden de kötüsü, Gazali, İslam'daki korku unsurlarının ateşini harlamış, vaazlarında gelecekteki gazabı ve cehennemdeki cezaları vurgulamıştı. Bu gibi kavram ve görüşler ile tabuları olmayan, özgür düşünceyi teşvik eden bir felsefe nasıl yan yana gelebilirdi ki? Tabii ki gelemezdi. Zaten Gazali de matematiğin, mantık ve fiziğin kimi açılardan tarafsız olduğunu düşünmesine rağmen, yöntemlerinin aceleyle genelleştirileceğinden ve uygun sınırları aşacağından endişe duyuyordu. Bu nedenle özgür araştırma ruhuna ve entelektüel meraka karşıydı. Örneğin, İhya-ü Ulûmiddîn yani din ilimlerini diriltmek adlı çalışmasının 7. bölüm 2. kısmında kimi tabiat ilimlerinin şeriat ve dine aykırı olduğunu, 3. kısmında ise özgür düşünceden sakınmak ve peygamberlerin vardığı sonuçları kabul etmek gerektiğini söyler. Yunanlıların metafiziği konusunda yeniliklerin ve dinsizliklerin kaynağıdır. Çünkü bu alanda mantıksal akıl yürütme hatasız olarak uygulanamaz der. Gazali, tekrar ve tekrar yardımsız aklın gerçeğe ulaşamayacağını ve yalnızca vahyin kesinlik sağladığını vurgular. Vahyedildiğine inandığı ayetlerin vahyedildiğine dair net kanıtları olmadığı halde onlara kesin gözüyle bakarken felsefecilerin yöntemlerini güvenilmez görüyor olması hayli ilginç. Hatta vahiy adına, özgür akla ve filozofların teorilerine saldırmak için aklı ve filozofların yöntemlerini kullanıyor olması bir paradokstur.